Zaten hemen iki civarıydı artık yatak. İkiden sonra yattıktan sonra artık bir şey görmedik. Saat 8'de uyanamadık, namazı bile kılamadık yani. Artık içeriye süpleyi mi sıkmışlardı, ne yapmışlardı bilmiyorum. Hiç kimse uyanmadı. O gün namaz kılmadık, sabah namazı. Evin içinde annem o bir, annem ben. Motor gitmiş, motor kilitliydi. Kilidi kırmışlar. Kırmış, içinden atmışlar direksiyonun bağlantılarına kırmışlardı. Plakayı sökmüş, atmışlar. Ben telefonu aldım, polisler telefonu açtılar. 155'e. Dediler biz gelmeyin. Kendin gel dedi, şeye, emniyete gel dedi, ifadeni verin. Veya dedim gelin, burada bir parmak izi falan nasıl çalınmış, nasıl götürülmüş, bize bir şeyler söyleyin. Gelmediler. Gelmediler de gitmediler. Motoru bulduk, sonra derler para isteyler. Bir çıkınca para verdik. Motoru geri paradan aldık yani. Motoru bulduk, bizden para istediler. 1 milyar 250 milyon para verdim. 250 milyon da aracı aldı. 1,5 milyar para verdik, motorumuzu geri aldık. Vallahi çok motor gidiyor. Ayda belki 3-4 tane motor gidiyor. Abi güvenli değil. Bak şu an gündüzdür, bak motorum kilitli. Gündüzdür motorum kilitli. Açık bırakmıyor. Bazen içeri koyayım, odaya koyayım, üstüne kapı kilitli. Motoru bulduk, emniyete gittik. Emniyete gittik, dedik işte biz motoru bulduk. Dedi nerede buldunuz? Dedim orayı saman pazarında bulduk. Dedi nasıl buldunuz? Dedim orayı işte orada terk etmişler. Dedi sanki lahma anlat dedi. Sen kaç para verdin? Korkumuzdan bağladık. Benim iki tane motorum çalındı ve bu hırsızlıktan dolayı emniyete başvurduk. Hiçbir sonuç alınamadı. Hani Bilecik'te neredeyse hemen hemen motoru çalınmayan aile kalmadı. Hırsızlık olayından dolayı yani korkumuzdan bağlıyoruz. Hem boyun kilidi var hem aileten gördüğünüz gibi zincirliyoruz. Korkumuzdan dolayı bunu yapıyoruz yine. Ve Bilecik'te hiçbir, Türkiye'nin belki hiçbir yerinde onu yaşanmayan bir durum var. Motoru çalan hırsızlar aracılık vesilesiyle tekrar motoru motor sahibine satıyorlar. Maalesef böyle sıkıntılar da yaşanıyor yani. Belki Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yoktur. Yani motorum çalınıyor. Benim iki motorum çalındı gitti. Ama bununla beraber Bilecik'te belki onlarca örneği var. Yüze yakın belki örneği vardır. Motoru çalan kişi bir başkasını, yani bir başkasını gönderiyor. Diyor ki, o da diyor ki ya ben senin motorunu bulabilirim istersen. Ve işte 300, 500 lira, 600 lira tekrar motoru çalınan vatandaş motorunu tekrar satın almak zorunda kalıyor. Hatta bizim Müslüm Özdalar diye bir arkadaşımız motoru çalındı. 400 lira vererek motorunu tekrar satın aldı hırsızlardan. Bir gün sonra tekrar motoru çalındı. İkinci defa aracılar gelip işte motorun bulalım mı sana dediklerine diyor, dedi ki yok ben motorda artık vazgeçmiş. Yani bu şekilde motorları çalınan vatandaşımız bazıları tekrar ücret almak zorunda kalıyor. Ve maalesef emniyette biliyor mu bilmiyor mu bunu da bilmiyoruz. Yani böyle bir bu hırsızlar bu cesareti nereden alıyor? Arkalarını sırtlarını kime dayamışlar da böyle cesur bir şekilde çaldıkları motoru tekrar sahibine satabiliyorlar. Buna da şaşıyoruz yani. Vatandaş olarak bu konuda çok muzdaribiz. Benim iki motorum çalındı. Aynı zamanda abim de bir motoru çalındı. Yani özellikle motor hırsızlığı konusunda mesela Ramazan içerisinde bundan birkaç gün önce bir arkadaşım motoru çalındı. Ve o arkadaş emniyete başvurdu. Onu o arkadaş da yani bugüne kadar hangi motor hırsızlığından dolayı emniyete başvurulmuşsa hiçbir sonuç alınamamış. Maalesef. Üzülerek bunu belirtiyoruz ve yetkilileri Allah için mağdur konuma gelen, mağdur duruma düşen bu vatandaşların mağduriyetini giderme konusunda ellerinden geleni yapmalarını temin ediyoruz. Annemi hastaneye götürürken kardeşim motoru da burada merdiven altında dururken evin içinde
Ben saat 8.30 gibi evden çıkıyorum. Saat 10 gibi falan, 10.30 gibi eve giden annemi hastaneden getirdiğimde kapının açık olduğunu ve motorun olmadığını tespit ettim. Gündüz sabah saat 8.10.30 gibi geldiğimde saat 8.30 ile 10.30 arasında bu olay gerçekleşmiş. Ben hemen 155'i aradım. Motorumun çalındığını söyledim. Olay yeri inceleme geldi. Dedim motorun çalınmış dedi. İfadene verdikler. Ben de burada çevre araştırmasını yaparak biraz üst tarafta bir komşumuzun kamerası vardı. Kamerasından görüntüleri aldım. Görüntülerde işte motoru nasıl çaldığını, nasıl götürdüğünü tespit ettik. O görüntülerle beraber emniyete gittim. Emniyet görüntülere baktığında çalan hırsızı tanıdı. Dedi biz bunu çok iyi tanıyoruz dedi. Hatta telefonu da var dedi bende. Ama dedi arasam şimdi gelmez dedi bana. Dedi ama dedi senin motorun dedi Suruç'a gitmiştir dedi. Sen motordan ümrünü kes dedi emniyetteki arkadaşlar. Ben dedim nasıl olur dedim. Yani ben sizin 2,5 saatte, 3 saatte bu motor nasıl Suruç'a gider? Dedi onlar götürüyorlar dedi. Biz de tespit edemiyoruz falan dedi. Dedim tamam çalan şahsı tanıyorsunuz dedim. O zaman siz gerekli işlemleri yaparsınız dedim kendilerine. Biz yaparız dediler. Öyle 2-3 gün geçti. 2-3 gün geçti ben baktım şahıs, ben de tanıdım şahsı. Evine giriyor, çıkıyor, çarşıda geziyor ama emniyetten bir şey yok. Bir yakalama gibi bir durumları olmuyor. Görüntü ve videoda olmasına rağmen, kendileri bizzat tanımalarına rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Ben de tekrar buna biraz sinirlenerek emniyet müdürlüğüne gidip oradaki yetkili kişiden görüşerek yani durumu izah ettim. Ben dedim yani bak ben görüntüleri aldım, videoyu aldım, çalan kişiyi tespit ettim. Adam evine girip çıkıyor. Yani şimdi ben buna bir şey yapsam düşman kazanacağım. Siz niye bunu yakalamıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz görevini deyince bana dediler tamam dediler biz ilgileneceğiz dediler. Sonra o şekilde yakalandığını, birkaç gün sonra yakalandığını öğrendim motorumun. Sonra bana ondan sonra motorun artık yetkililerden bir şey çıkmayınca bu işi yapan aracılar artık türemiş Biricik'te. Aracılar geldi bana dediler işte biz senin motorunun yerini biliyoruz. Motorun Suruç'tadır. Bize işte 300 lira para verirsen biz senin motorunu gidip getireceğini söylediler. Yetkililerden artık ümidimiz kalmamıştır bizim. İşimiz gücümüz aracılara kalmıştır. Yani bundan önce de bizim arkadaşların, komşuların da motoru çaldığında artık emniyete hiç gitmeye gereği duymuyorlar. Çünkü emniyet sadece ifadeye alıp bırakmıyor. Hırsızı tanımalarına rağmen, evini bilmelerine rağmen herhangi bir işlem yapmıyorlar. Bu kişiler, bu şahıslar benim yanıma da geldiler. Sana 300 liranı ver, senin motorunu getirelim, senin motorun Suruç'ta dediler. Ben de bunu kabul etmedim. Yani artık biz yetkililerden bir şeyimiz kalmamış, ümidimiz de kalmamış. Bilecik sahipsiz bir şekilde kalmıştır. Artık aracılardan biz motorumuzu çıkartmayı ümit eder bir hale gelmiş oldu. Bildiğim 5-6 tane sadece benim çevremde olan insanlar var, esnaf olan insanlar var. Motoru çalınan, evine hırsız giren insanlar. Ama insanlar düşman kazanmasın diye yani Allah'ın üstüne atıyorlar veya aracılara para veriyorlar, motorunu getirtiyorlar. Yani Biricik artık sahipsiz bir şekilde yetkililerden biz artık biraz görevlerini tam olarak yapmalarını istiyoruz artık. Böyle ne bileyim kendileri sadece bizim ifadelerimizi, yazılı ifademizi alıp bırakıp bizi hırsızla, bizi kaderimizle baş başa bırakıyorlar. Yani görevlerini yapmalarını istiyoruz biz. Biz de güvenli değiliz. Biz yani motorumuzu böyle artık güvensiz bir şekilde evimize de koyabiliyoruz. Evimizde yani güvenli değiliz biz. Evime motorumu içeriye koymazsam ben nereye koyayım yani motorumu? Bir dakika. Bir dakika. Ben artık motorum burada duruyordu. Artık motorumu ben burada yeni motor aldım. Burada duruyor ama ben güvenemiyorum. Yani kilitle bakabilirsiniz buradan. Motorumu kilitliyorum. Bak gittim. Yani artık insan bağlanabilecek en büyük kilidini aldım. Artık adamlar kilit dayanmıyorlar. Artık bu kilitlerden kendimi buna bağlıyorum ama güvenmiyorum. Hem bak boynumdan kilitli şeyim, hem buradan kilitli. Yani güvenemiyoruz artık. Biz yetkililerden yardım diledik. Artık Allah'a kalmış bizim işimiz. Yani kapıları kırarak aldı. Zorla geliyorlar, giriyorlar. Ben orayı da, ben onu da söylüyorum. Suçlu olacak. Gecede 10 sefer uykudan kalkıyor. Ya iki tane Kadir abinin şurada... Dediği gibi de kimse de yani bazen şeyde de bulunamayın. Evet. Hani bir söylediğin zaman daha fazla suçlu, yani bir düşman kazanır gibisinden evet. Çekiniler.
Kadir abinin motorunu çalarken bu kapıyı kırıyorlar bak. Bu kapıdan giriyorlar. Açıyorlar. İkinci kapı var. İkinci kapıyı da açıyorlar. Motor kilitle. Kilitten de kırıp motoru çalıp götürüyorlar. Yani bu işi bu kadar profesyonelce yapıyorlar. Korkmaylar yani. Yani benim motorumu çalmaları da kapı kapalı, kapıyı açıyorlar. İçeride motorun kendi kilidi var, kilidini kırıyorlar. Bir de boyun kilidi var, boyun kilidini de kırıyorlar. Motoru çalıp götürüyorlar. Ya kırmış motoru, boyun kilidini kırmışlar, içeriye atmış. Yani biz artık yetkilerden bir şey beklemeyek yani. Yetkiler bizi hırsızdan baş başa bırakıyorlar. Yani biz hırsızı vurduğumuz zaman suçluyum. Evet. Hırsız bizi vurursa hırsızdır, vurur gider. Yani milletin şeyine. Vatandaş suç işler yani, evine gelen kırkızı vurduğu zaman suç evet. işler yani. Biz evimizde huzurlu değiliz yani, biz evimizde rahat değiliz. Biz inan ki korkudan artık acaba ne olacak, acaba bugün neyimiz çalınacak havasını yaşıyoruz yani.